Savrulmak ne demek bir de bana sor. Kor alevler akar damarlarımdan. Ya ben çok çirkinim şu an. Şu an fön çekmenin hiç zamanı değil. Ben çirkinim zaten. Can 1,5 dakikadır kamera akıyor şu an. Can hadi. İkinci kez başlattım. Neyin su ya, ne gerek var, makyaj bile yapmadım ben. Kameranın şarjı bitti. İdare eder mi? Bir saattir bekliyorum burada. Benim tipime bak, ben makyaj dahi yapmamışım. Benim saçım bile bok gibi. Şu hale bak, bu ne? Ha, seninki bok gibi de belki ama olsun. Benim takipçilerim beni yakışıklı seviyor belki. Allah'ım, kolye takıyor kafaya. Sen benim gibi. Ben süslü bir insanım. Süslü. Başladın mı video? Başladı. İkiyi kapattım, bir daha açtım yani. Neden başlattın ki videoyu? Ses eşitlemek için. Hepinize merhabalar, sonunda kanalıma hoş geldiniz. Ancak hazırlanabildim maalesef ki arkadaş. Öyle bir şey yok ya. Yuh ya. Bana sonradan haber verdiler. Öyle bir şey yok. Ben hazırım zaten her zaman. Sönmen çekti kendini, her neyse. Beğenmedim ama. Videomuzun konusunu biliyor musun? Ne yapacağız? Şöyle ki, kadınların kullandığı eşyalar ya da giydiği, taktığı şeylerin ne olduğunu erkekler bakalım biliyorlar mıymış? Sen artık şu an erkekleri temsil ediyorsun ve erkeklerin bilinçli olup olmadıklarını senden öğreneceğiz. Bunu kabul öyle ediyor mi? Musun? Hayır, kabul etmiyorum. Erkekliğin yüz karası çıkmayalım ortaya, sonra linç yerim. Tamam, sen sadece kendim için şey yapsam, hani erkekliğe katmasam. Elinden geleni sen yap. Yapacağım. Erkekler yüzümüze kara çıkartmayacağım. Bakıyorum şimdi kaç tane varmış. 15 tane eşyam var ve bakalım 15 tanenin kaç tanesini bilebileceksin. Siz de bu arada videoyu durdurup şu an 15 tane görüntüden kaç tanesini bilecek bir aşağıya yazın. Çok zorladın mı? Bayağı. Çok zorlamadım. Bilindik şeyler mi? Bilindik. Bilebilir miyim? Yani daha evet. Önce kızların üzerine görmüş müyümdür? Belki. Belki mi? Yani ne bileyim ben. 15'te 13 falan yaparım ya, 1-2 tane fazla bilemem. Böyle yapınca insanlarla bakışıyormuş gibi oluyor. Ya tamam hadi. Tamam. Bu arada hala kanala abone değilsen ve bildirimleri açmadıysan hemen şu anda aç. Çünkü böyle bir tarz videolar çok fazla gelecek. Başlayalım. Başla. Ben hızlı olacağım. Evet, ilk yani. Görüntümüz geldi. Bu sence bu nedir? Pamuk şey, pamuk gibidir. Yüz temizleme pamuğu var ya, ne bileyim fondöten fondöten sürüyorsunuz. Oh, bu çok kolay. Ne, bu ne yapılarak kullanılıyor bu? İşte pamuk. Böyle yapıyorsun, siliyorsun fondöteni, suratına buralarına ha, sürüyorsun. Fondöten kullandım, tamam. Doğru cevap. Ya bu kolay, bu kadar. Bunlar böyle olacaksa ben bunların hepsini... Sence bunun ki. Adı 15, ne? 15-15 yaparım. Adını bilemem, o kadar da değil ya. Bunun ben adı Beauty Blender. Beauty oha, Blender. Ben onu söyleyemiyorum ki bileyim. İkincisi geldi. Evet, bunu da biliyorum. Bunu da kuaförlerden biliyorum. Daha önce kadın kuaförlerinde takılmıştım biraz. Vakitlerimi oradan geçirmiştim de. Gözlerini böyle kaşlarını şey yapıyorlar ya. Kipriklerini falan. Kiprik güzel. Kiprik kıvırıştırıcısı mı ne deniyor? Kiprik. Kiprik. Kirpik kıvırıcısı kirpik. Olarak geçiyor. Bunu canın üzerinde şey. De kullandım bunu geçen gün. Evet, ondan da çok eğlendi yani. Kendisi. Bunu da bildi. Doğru cevap. Bir sonrakine geçtik. Hadi oha. Bakalım. Bu ne? Umarım bu aklıma gelen şey değildi. Bilmiyorum. Aklıma ne geliyorsa söyle. Artı 18 bile olabilir şu an. Öyle miyim? Kanalı söyle. Bilmiyorum harbiden. Ya bilmiyorum, galiba vakum olayı var bir. Ne yapıyorsunuz? Göğsünüzü mü büyütüyorsunuz? Vakum yapıp da. Evet, mantıklı bir alet olabilirmiş öyle ama. Bununla ne yapıldığını söylüyorum. Bu normalde kadınların regl dönemlerinde. Sosyal medya arkadaşlar, ne kadar kötü bir şey size söyleyeyim mi? Ben çünkü daha önce bunu TikTok'ta bir videoda görmüştüm. Hani eğitim olarak paylaşmış herhalde, bilmiyorum ama. Ha, ben neden ben gördüm? O zaman niye söylemiyorsun? Ama bu böyle bir şey değil de. Onun yaptığı daha farklıydı, bir resimden dolayı, yoksa tamam. Biliyorum. Tamam, bunu bilemedi, yanlış cevap. Bilmiyorum. Bir sonrakisine geçelim o zaman. Geçelim. Evet, bu nedir? Bu esnek bir şey mi? Esneyebiliyor hayır, mu? Bu demir bir şey. Yok, bunu bilmiyorum. Gençler kusura bakmayın, bilmiyorum yani, bunu böyle bir şey görmedim. Bunu bilmeyen neredeyse yoktur. Bunun o don çubuğu. Ve bu siyah noktaları ve sivilceleri sıktığın bir alet, bir çubuk demirden. İlk defa görüyorum. Siyah nokta ve sivilce sorunum fazla olmadı. Olduğu zaman da ilaç kullandım, bu kadar. Olsaydı bilirdim ben. Bunu da bilemedin. Bunu da geçtik. Evet, bu can. Ne gülüyorsun? Komik bir şey değil ki bu. Bu mu? Gülme. Bu da diğer alet gibi. Ne yapabilir ki bunlar? Ne için olabilir? Mantıktan yürüyeceğim. İpi niye var ki böyle bir şey? Aklıma çok kötü şeyler geliyor. Erkekler anlamışlar. Aklıma çok kötü şeyler geliyor.
Bu da yine şey mi? Regl döneminde olan bir şey mi? Evet, bu da bir regl döneminde kullanılan bir şey. Tamam. Bunun adı tampon. Bunu bildin mi? Bildim bunu mi? Bildin. Bunu evet, sıradakine geldik. Bu kolay. Çok kolay. Ne bu? Bunu çünkü ben de kullandım daha önce. Bu şey yüzdeki makyajı temizlemek için temizleme pamuğu. Evet, bu da makyaj bunu temizleme pamuğu. Bunu yanlış anlaşılmasın ha, öyle makyaj falan. Zorla yapıyor ya. Kesinlikle kendim yapmıyorum. Ne yüzünü makyaj temizleme şeyiyle temizleyebilirsin yani. Ya ondan değil. Daha önce video çekiyoruz ya kliplerde falan oynarken isterseniz yüzde sivilce falan oluyor. Onları kapatmak için fondöten kullanıyorlar. Bunu da temizlemişlerdi klip çekimlerinde. Hatta senin klibini çekerken de bunları kullanmış. Daha sonra nasıl temizlemek için oradan hatırlıyorum. Devam ediyorum, bunu da bildin. Evet, bu nedir Can? Humu. Maske. Ne maske? Gözlük böreği. Aa, sıcak oluyor bu. Sıcak oluyor gözlerin üzerinde. Masaj yapması için değil mi? Sıcak değil, soğuk olur bu. Gözünü preslersin. Tamam işte, sıcak ya da soğuk. Onun içindeki şeyi bilmiyorum, kullanmadığım için ama gözü takılıyor yani. Bu uykusuz presin kaldığınız için. Günlerde işte şiş olmasın, mor olsun diye. Morluk olması için. Bunu da bildin, kabul ediyorum. Sıradakine geldik. Cımbız? Değil. Cımbıza benzemiyor. Ucu böyle sıkıştırmalı gibi bir şey. Kirpik, kaş. Kirpik olabilir. Kirpikleri düzeltmek için. Yok. Öyle bir şey olmaz. Bunu bilmiyorum ya. Yok. Tahmin edemeyeceğim yani. Ya kirpikle ilgili, makyajla ilgili bir şey büyük ihtimal ama bilmiyorum. Makyaj mı? Kirpik. Takma kirpikleri takmak için şu kısmı kullanıyorsun. Ha, ben bilmişim kirpik zaten. Tamam, bunu da bildiğin kabul ediyoruz çünkü kirpik dedin ama hepsinde genelleme artık, makyaj, kirpik falan tamam, filan tamam. Diye. Bir daha yine genellemeyeceğim. Bu kirpik takma aparatı, ismini bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Bildi saydım, geçtim. Bu ne Can? Sünger mi bu? Sünger mi böyle? Sünger mi? Sünger. Sünger mi? Ya biz... Evet, sünger. Onun için kullanabilirsin. Masaj için kullanılabilir. Başka bir işe yaramaz ya. Masaj için. Bu içinde ufak tellerin olduğu, genelde şekilleri her zaman böyle farklı farklıdır ama geneli budur yani. Saçınızı buna sararsınız. Aa tamam. Kıvırcık yapar. Tamam, hatırladım. Ama bilemedim, evet. Hatırladım, öyle bir şey görmüştüm daha önce. Bunu da bilemedin böyle... saydım. Yok. Tamam, şimdi sıradakine geçtim. Bu ne? Evet, bakalım bunu. Bunu ben sana soruyorum. Bunu sen de bilmiyordur. Bu da sünger. Ben bunu biliyorum. Bildiklerimi koydum zaten. Bu da sünger. Bu da temizlemek için. Ne? Uzun. Bunun yani. Ne? Yumuşak bir şey olduğunu mu düşünüyorsun? Yumuşak bir şey olduğunu düşünüyorum. Değil mi? Tabii işe yarıyor. Ne işe yarıyor? Neden böyle rengarenk ki böyle şeyler? Tabii işe yarıyor. Sizin için şey mi? Yumuşak mı değil mi? Yumuşak değil Can. Sert mi? Allah Allah. Tövbe. Niye tövbe be? Oh. Bilmiyorum, ilk defa görüyorum hayatımda böyle bir şeyi. Bu, merak etme ama çok merak ettim. Tebeşir. Bildim. Saç tebeşiri. Boyamak saçını. Bunları saçını boyuyorsun. Ama bildim. Tebeşir mi bu dedim. Ama emin değilim. Emin değilim tamam, ama hadi. Ben tebeşir yok, dedin. Çünkü tebeşir. Ama değil. Nereye kullanıldığını bilemedin hiç. Tebeşir olduğunu sen yanlış. Tebeşir deseydin saça kullan. Nereye kullanacak tebeşirle? Orasını burasını boyayacak. Yanlış olarak kabul ettim. Kırmızı, sarı, yeşil. Hani dur, devam. Böyle olacak hali yok. Tamam, kabul ettim hadi. Etme. Kabul ettim. Ben etmem. Bunu kabul ederse küfür ederler. Yanlış. Geç. Evet, korse. Bu nedir? Korse. Nerelerde kullanılır? Bacak. Bası. Bu ama. Bel. Karın kısmını. Hani böyle kilo olanlar böyle yapıyor, buraya bağlıyor. Sıkıştırıyor sonra burası, hani şey oluyor. Nasıl şey izah edebilirim? Böyle içine doğru sıkıştırmış gibi oluyor yani. Böyle eline sıkmışsın sanki. Bacaklar kocaman, vücut kocaman. İçi böyle sıcacık böyle. Sıkıştırılmış. Kes orayı, kes. Sıkıştırılmış bir şekilde. Korse içi sıkıştırıyor. Hiçbir şey kesilmez. Bunu da bildik, kabul ediyorum. Bildim tabii. Doğru dedim, geç. Evet, bu nedir Can? Bunu biliyorum ama bunu bildiğimi söylersem sıkıntı ya. Niye ya? Nereden söyledim? Biliyorsun diye sorar insan. Ne alaka canım? Ya bu işte stüdyenlerin arkasında işte takılıyor. Nereden bildiğimi de açıklayayım mı? Biliyorum ben bunu. Açıkla. Açıklayayım, okullarda çok yapıyordum. Örnek veriyorum, bir ön sıramdaki kızsa parmağımı takıyordum stüdyonun arkasına doğru çektiriyordum, bir bırakıyordum lap diye. Ve o büyük ihtimal bazen de fazla hızlı çektiğim için o uçları kırılıyordu, o demir kısımları var ya. Onlar kırılıyordu, sökülüyordu. Ben daha masum bir cevap bekliyordum, şey zannime pazarda orada görmüştüm. Mosmor gelen oluyordu ya bazen, hatta çok şikayet de edildim yani. Müdür yardımcı çok kızmıştı. Çok yaramaz. Ama oradan iyi biliyorum yani. Bunu bildin. Ya böyle biliyoruz. Geçtim İlgi abi. İlgi odamız. Bunu bu konu... Geç! Evet, bu ne Can? Boya mı ucundakiler? Ne bileyim ben. Ne bileyim, ben de bilmiyorum. Aa tamam. Biliyorum, bunu da biliyorum ben. Ne bu Can? Söylemeli miyim bilmiyorum. Söyle. Bu ikizlere takke dediğimiz bir cihaz şeyi var ya. Onu sütya. Daha demin... Sütya. Tamam. Sütyenin söyledim içerisindeki zaten. Demir. Evet tamam. Ne işe yarıyor peki bu? Ne işe yarıyor? Ya o demir olmayınca işte ne işe yarar? Şeklin tam olması için işte, şekil evet, bozulmaması tamam. İçin büyük ihtimal. Tamam doğru. Ha, sıkı durması için. Geç!
Bu nedir Can? Sıradaki lif geldi. Lif bu ya, ben buna banyo yapıyorum. Lif bu. Yıkama. Lif mi? Aynen, banyo yapıyoruz işte bizimle. Simide de var ya pemiz. Ama değil bizimkinin şekli böyle değil Can. Benziyor. Bunun ne ortası dedik? Tövbe tövbe. Ya bir mantıklı bir şekilde yorumlar mısın? Ha, ortak kullanmadım. Sonuçta kadınlar kullanıyor. Lif erkekler de kullanıyor. O zaman ne yapacak parmağını? Saç içindir. Saç tokadır bu. Toka gibi. Ne bileyim, içinde delik olan başka ne işinize yarayabilir ki? Yani takabileceğiniz başka bir yer yok. Anca toka gibi bir şeydir o. Sünüyor mu? Sünüyordur böyle, toka gibi bir şeydir. Sünmez bu. Saça takılıyor. Saça takılıyor. Toka. Yani galiba. Bu saçını topladığın zaman tam mesela buraya. Topuz için. Hah, evet. Topuzun altını yapıyorsun, böyle şekil çıkıyor. Tamam. Topuz şey derler yani. Buna. Topuz neydi bilmiyorum ama topuz aparatı topası gibi bir şey. Aynen, topuz takası gibi bir şey oluyor. Ya ben her şeyi biliyorum. Bildi. Harbiden lan, niye bu kadar biliyorsun? Kadınlar bildi. İlgi odağı. Sıradakine geçelim. Ne ilgi odan deyip durma artık, yeter, her geçtik. Son eşyamıza gelmiş bulunmaktayız. Can, bunu da bilirsen alnından öpeceğim seni gerçekten. Hadi bil bakalım. O zaman öp. Bir ondan sonra öpemem şu an. Öp. Can, öpemem. Öp. Hadi. Nereden biliyorum onu da açıklayabilirim. Ama biliyorum. Ama ismini de söyleyeceksin. İsmi mi? İsmi et makası diye geçiyor bunlar. Hani profesyonel makaslardan. Tırnak makası değil, et makası olarak. Yan taraftaki etler var ya, oraları temizlemek için çok yaptırdım daha önce. Ondan biliyorum. Daha önce kendi bizim spa merkezimiz vardı. Güzellik salonu tarzı. İşlettiğimiz, daha doğrusu bizim demeyeyim de. İşletmesini devam ettirdiğimiz. Öyle, şu an devam ettirmiyoruz ama orada kullanılıyordu. Ben daha önce çok yaptırdım. Manikür, pedikür için kullanılıyor. Evet, doğru cevap bu arada. Buna et pensi derler. Hı. Ya pens doğru, oradan pens diyebilirler. Ben makas olarak düşünmüştüm. Et makası. Et makası da derler. O da çirkin mi zaten? Et prensi daha mantıklı. Yani hep kaçta kaç yaptın ya? 4 tane bilemedin. 5 tane bilemedin. 15'te 10 bildin. Bence güzel bir sayı. Ama onları da bilirdim aslında. Biraz düşünsek bilebilirdim. Hadi ben bakalım. Tatmam. Bir sonraki videoda kadınlar ne giydiğimizi sanıyor erkek versiyonunda. Bakalım 15'te kaç bileceğim. En fazla kim bilmiş olursa eğer. Bir sıkıntı var ama. İddiasına giriyoruz şu an. İddiaya girmeyelim. O zaman ben iddiaya göre yapardım. Tamam, girelim hadi. Neyin çalışmayacağım olacak? Ben ne çalışıyorum? Bizim bildiğimiz, yaptıklarımız, kullandığımız her şey zaten şey. Hazır yani, belli. Tamam, Google'a yazsan bulabilirsin. Bizimkini de Google'a yazsan bulursun ama bizimkiler çok az. Hani repertuar az. Ama umarım bu bilemezsin ya. Birkaç tane aklında var. 3'te 2'sini bildin mesela. 4-5 tanesini bilemezsin diye düşünüyorum. Birkaç tane var aklımda güzel şeyler. Umarım bilemez. Hadi bakalım. O zaman seni tebrik ediyorum. Başardın gerçekten bunu. Başarırız tabii, her şeyi kullandık daha önce. Evet. Çaktırma aslında, hepsini diyorum, ben bilerek yapmıştım. Sen de sırf rezil olma diye. Tamam. Bir de bana, beni yanlış tanımasınlar. Şimdi diyecek adam, tekil buğdağın kadınlar mı? Bu ne, her şeyi biliyorsun. Sen de mi kullanıyorsun demesinler. Hayır diye. Bu arada önceden göstermedim. Yok, ben bu videoyu da çekeceğimizi de bilmiyordum. Biraz önce işte sen dedin hazırlan video çekeceğiz dedim. Bu da stok olmayacak mı zaten bu videoda? Stokta duracak. Aha. Hemen atmayacağım. Tamam, nereden bileyim ben? Beni iş hangi yaptı video? Ya. Bu arada erkek izleyicilerimiz 15'ten kaç tanesini bildiniz? Lütfen bunları yorumlarda belirtirseniz. Benden fazlasını bilen yoktur. Seviniriz. Diye düşünüyorum. O zaman bitti video şu anda. Bence yeterli, bence daha ne olsun. 20 hayır, dakika oldu. Hadi bizi bekliyor. Hadi. Tamam. Hadi şimdi. YouTube şey, kanalımıza hadi abone gidelim, o hadi. Kanalıma abone olur musunuz? Ha. Kanalıma abone olursanız like de atın. Bak bir dakika dur, kamera. Aa, zamanla indi varmış lan. Hiç fotoğraf çekemedik ki. Bak. Hiç gözüküyorsun. Hadi kalk gidelim, hadi kalk gidiyoruz. Tam bir yılımızı daha açacaktık. Canım ben gibi. Yo, bana öyle gelmiyor. Bence çok güzel. Ben dedim sana dedim. Çekmeyelim dedim. Linç yiyeceğiz dedim. Dinletemedim. Bu videoları yarın bir gün izlediğinde diyeceksin. Linç yedik. Bence ama erkekler şimdi her şeyi biliyormuş gibi yapmamak istedim, anladın mı? Amaç farklıydı. Şimdi biliyordum gösterdiği şeyleri. Gösteriyorum, anladım. Bunları bilmeyen mi var? Bilmeyen de ne bileyim yani. O zaman bilmeyen zaten öküzdür. Yani kızlarla ilgilenmiyordur. Daha doğrusu onların ne yaşadığını bilmiyor. Özellikle regular olan cihazları. Bilmiyorsan niye çıkıyorsun? Sonuna kızlarla benimle ilgilenmiyor. Allah belamı versin. Telefonla konuşuyorsun sandım. Kapat ya, şey bitti hadi. Nereye koyacağız biz bunu, gerizekalı?